Agalarım herkese selamlar. Euro 2024'de son 3 gün kaldı aga. Ekranda da gördüğünüz üzere uzun soluklu bahisler. Yani neler? Avrupa şampiyonasını kim kazanır? Gruplardan kim lider çıkar? Kim kaç gol atar? Kim grubu kaç puanla tamamlar? Bakiyi de gördüğünüz üzere aga 750 TL bir bakiye attım. Dedim ki bunu benim VIP gruplarıma yazdım. Herkes açık Telegram grubu. Aga 750 TL'lik bir kupon oluşturacağım. Euro 2024 boyunca Hepsini anlatacağım. Kim daha gol atar, gruptan kim çıkar, kuponları oluşturacağım. Hatta birlikte oluşturacağız. O yüzden dikkatli izlemeniz benim için yeterli olacaktır. Ben 750 TL bakiye attım. 750 TL bakiye. hepsini kullanacağım aga. Öncelikle bunu söyleyeyim. Peki nereden oluşturacağım? Bak burada futbola girdin mi aga? Girdin. Direkt başlayacağım. Hiç beklemeyeceğim. Ondan sonra burada UV futbol yazıyor bak. Buna girdin mi? Burada Avrupa Şampiyonası A grubu, B grubu, D grubu hepsi var. Yani şurada da UV futbola girdiğiniz zaman her şey çözülmüş olacak. Bundan sonra oluşturacağız. Aga şimdi başlamadan öncelikle sizin kendi şampiyonunuz kim olur? Yorumlara yaz. Kendi grup liderlerini yaz Aga yorumlara. Beğeni bıraktın mı? Beğeni de bırak. Bak beğeni de bırak. Yorumlarını da bırak. Her şeyi at Aga. Enerjimle birlikte her şeyi getireceğiz. Umarım güzel kazanç elde ederiz. Biraz da neşesindeyiz açıkçası işin. Umarım güzel de kazanç elde edersek hem neşemiz hem izlerken hem de oynarken keyif alabileceğimiz. Bu arada Avrupa Şampiyonası'nda Aga saat 4'te 7'de 10'da mı ne maçlar var 9'da sanırım. Hepsini izleyeceğiz. Gruplarımıza canlısını yapacağız. Kuponlarımızı oluşturacağız. Yüksek misisini yapacağız. Öncelikle başlayalım. Şimdi Aga A grubu lideri kim oldu? Ben almışım A grubundan. A grubundan ben lider Almanya almışım. Gruba baktığımız zaman İsviçre, Macaristan, İskoçya turnuva Almanya'da düzenleniyor. Ben burada Almanya'yı bekle almışım grup lideri olarak. B grubundan almışım. B grubundan da İspanya'nın ben lider çıkacağını düşünüyorum. Bunu değerlendirmişim. Değerlendirmişim. D grubundan almışım ondan sonra. D grubundan da ben Fransa'yı lider çıkarmışım. Ondan sonra F grubundan değerlendirmişim. Ben hepsini not aldım. Portekiz'i lider çıkarmışım. 4 tane mücadele 3.57. Bunların hepsi grup lideri kim olur aga? Ben yazmışım ki kendi ben buna 150 lira atmışım aga. Şöyle tekrardan göstereyim. 150 liraya 536 TL veriyor. A grubundan Almanya, B grubundan İspanya, D grubundan Fransa, F grubundan Portekiz'i ben demişim ki aga bunlar zaten kaliteli ekip. Ben bunlar lider çıkarmışım. 150 TL atmış mıyım? Oynuyorum aga. Oynadım. Geçtim. Ondan sonra demişim ki aga ilk iki sırayı kim önde bitirir? Bunlara girmişim. Ondan sonra D grubundan başlamışım. Ben D grubundan kendi oynadığım bahisleri veriyorum ve burada oynuyorum. Ben hepsini zaten kağıda yazdım bunu. İlk iki sırada kim çıkar demişim aga. Fransa ve Hollanda almışım ben buradan. Zaten grupta Avusturya, Polonya var. Hollanda da çok iyiydi. Fransa zaten çok iyi. D grubundan bunu almış mıyım? Almışım. Sonra C grubundan almışım. C grubundan da ben Danimarka ile İngiltere'ye çıkarmışım aga. Danimarka'da grup bu arada sıkıntılı. Sırbistan ve Slovenya var. Sırbistan olur mu diye düşünmeyin. Danimarka takım oyunu çok iyi oynuyor. İngiltere ile birlikte ilk iki sırayı bence yer alacaklarını düşünüyorum ben. Aldım. E grubundan da bakın bu oran benim çok kafama yattı. Belçika ve Ukrayna. Belçika zaten ilk ikisi kesin var. Ukrayna'dan dolayı bu oran biraz yüksek. Ama ben Ukrayna'nın kesinlikle çıkmasını bekliyorum. Gelelim şöyle kupona. Aga ne demişiz burada? Fransa ve Hollanda gruptan ilk iki sırada çıkar. Sonra C grubundan da Danimarka ile İngiltere ilk iki sırada çıkar. Ondan sonra E grubundan Belçika'da Ukrayna çıkar demişim. 5.23 oran. Buna da 150 TL atmış mıyım Aga? 150 TL'ye 784 TL veriyor. Oynuyorum Aga. Oynadık. Devam edelim. Ondan sonra grubu kim kaç puanda bitirir? Bunu değerlendirmek istemişim. A grubundan Almanya'yı almışım. Turnuva Almanya'da düzenleniyor bu arada. Ben Almanya'nın aga 7 puanda bitirmesini bekliyorum grubu. Hepsini kazanacağını düşünmüyorum. Grupta çünkü burada bazı zor isimler var. İskoçya zorlayabilir, Macaristan zorlayabilir, İsviçre zorlayabilir. Ben iki galibiyet bir beraberlik yazdım Almanya'ya. Almanya'da açıkçası çok çok iyi görüntü vermedi. Bana sorarsanız ama turnuvanın Almanya'da olması kaynaklı da ben bir beraberlik yazdım. iki tane de galibiyet yazdım. 7 puanla Almanya'yı çıkardım aga. Ondan sonra B grubundan da İspanya'yı çıkardım. B grubundan da İspanya'yı ben agalar Hırvatistan var, Arnavutluk var, İtalya var. Aga 7 puanla da İspanya'yı çıkardım. Bir tane beraberlik, iki tane de galibiyet yazdım İspanya'ya. B grubunu da geçtik mi? Ondan sonra D grubuna geldim. D grubundan da Hollanda'yı iyi çıkaracağım bak grupta Polonya var Avusturya var ben bunları Hollanda'ya kazandırdım İspanya'ya kaybettirdim dedim ki 6 puan çıkar aga dedim İspanya'da ben güveniyorum sevdiğim takımlardan bir tanesi oran 40 oran var aga bak 40 oran var buna da 50 TL attım mı 50 TL'ye 40 orana 2030 TL veriyor aga tertemiz olan ben görüşlerim bunlara aga. Sen Almanya'yı 9 puanla çıkartabilirsin. Ama ben diyorum bir tane beraberlik yazdım. Hazırlık maçlarında bu arada hepsini izledim. Buradan da oynadık mı? 50 liraya attık mı? Attık. Tamam. Buraya geçtik. Aga grup bahislerim bitti. Ondan sonra bakın şurada Avrupa Şampiyonası var bak. Avrupa Şampiyonası'nda tıkladım. Dedim ki şampiyon kim olur? Tek bir tercih alacağım. Aga siz bu arada burada mutlaka yazın. Sizce Euro 2024'ün şampiyonu kim olur Aga? Mutlaka yazın. Ben diyorum Kaga. Aga İspanya'dan yanayım. İspanya'nın kadrosu biraz genç. Nico Williams solda, Yamal sağda. E, Aga oynamış oldu oyuna açıkçası biraz güveniyorum. Ya İngiltere tabii ki favori kadrodan dolayı, kadrodan dolayı. Ama loser bir takım. Ben İspanya'dan yanayım. Aga İspanya'ya da bir 50 TL atıyorum. Ben şampiyonun İspanya olacağına. Tabii ya bunun önünde Fransa var. Daha yenebilir mi İspanya? Yenebilir ama benim düşüncem daha doğrusu gönlüm İspanya'dan yana. Kazansa da kazanmasa da ben burada İspanya'dan yanayım. Oynamış oldu. Oyuna da güveniyorum. 50 TL'de bunu atıyorum aga. 50 TL'ye 400 lira. 399 TL para veriyor. Ben şampiyonu İspanya olmasını bekliyorum. Aldık mı bunu? Aldık. Ondan sonra Avrupa şampiyonasını belirledik ya. Ondan sonra Türkiye'ye gelelim. Tek bayısı aldım. Aga Türkiye'yi de ben son 16'da elenir olarak aldım. Türkiye'nin gideceği yol çok fazla yok. Gruplardan çıkarsak iyi olur. Ama ben son 16'da kim gelirse rakibi bizde. Ki son 16'da bize güçlü bir rakip geliyor sanırım. Eleyeceğini düşünüyorum ben. Gruplardan çıksak bize yeterli bence. Tecrübedir, deneyimdir. Umarım kupayı alırız ama işimiz zor. Çünkü Polonya maçını gördünüz, mağlup olduk. İtalya maçı ona göre zaten. Tek Türkiye'yi de aldım aga. Bunu da değerlendirdim. Son 16'da ele Türkiye'yi. Avrupa Şampiyonası oyuncu özelliği bayisler var aga. Şimdi şunu anlatayım ben burada. Normalde birleştirip oynarım diye ben not aldım. Fakat videoyu burada kestim. Tekrardan başlattım. Aga böyle oynatmıyor. Tek tek oynamanız gerekiyor. Fakat ben fikirlerimi söyleyeyim. Tek tek oynayayım. Benim için bir önemli yok. Aga öncelikle ben burada Griezmann'ın... Nerede Griezmann? iki tane asist yapmasını bekliyorum. 20 atıyorum Aga ben burada. Çünkü toplu oynatmıyor. En azından buradan görelim. Ben fikirlerimi söyleyeyim. Avrupacılar direkt değerlendirir. Griezmann'ın bir asistini aldın mı? Aldım. Orada Eriksen'in bir tane asisti vardı. Eriksen'in bir tane asistini aldım. 20 attım aynı şekilde aga buna. Eriksen'den de bir tane asist bekliyorum aga mutlaka. Ondan sonra bir de Mbappe'nin asistini alt olarak değerlendirdim. Mbappe'yi bulalım aga. Mbappe neredesin? Mbappe'den de ben asist beklemiyorum açıkçası. Bunu da değerlendirdim. Bunu daha yüksek alabilirsiniz. Ben dediğim gibi ee, e, birleşik oynatmadı aga. Merkezi sistem falan bir bok diyor da anlamadım bu nesnenin işini. Ondan sonra gole geçtim aga. Gole gidelim, gole geçelim, devam edelim. Kim daha çok gol atar şeklinde. Ben Morata'nın 2 tane gol atmasını bekliyorum aga. Morata'nın 2 golünü değerlendirdim. Aldık Morata'yı. Ondan sonra De Bruyne'nin 2 golüne de çok güzel oran vardı. Hemen onu bulalım. De Bruyne'nin de oranı, oranı, aga 2 iki, iki oran falandı yani 2 gol atarı. Yani daha çok açış yapıyor fakat 2 tane de gol bulmasını bekliyorum. Ben aga bunu da aldım. De Bruyne'nin de 2 golünü aldım tek tek oynayabiliyoruz maalesef ki. Mbappe'nin de 4 golü var aga. Mbappe de 4 tane gol atar mı? Atma ihtimali yüksek. Penaltıyı falan da Mbappe vuruyor ya. Bunu da değerlendirdim. Aga bunu da 20 aldım. Aldık ya. Ondan sonra ne kaldı? En çok gol atanlar kaldı bende. Tekrardan bir birleşik oynayabiliyoruz mu? Deneyelim. Şu aşağıda var bak. E, en çok golü kim atar mesela şeklinde. Ben burada Kane'i yazmışım önce. İngiltere'yi bulalım. Zaten alt alta. Harry yazmışım. ondan sonra bu kim lan, bunu kim yazmışım? Mbappe'yi yazmışım. Ondan sonra Depay'ı yazmışım. Aga. Depay'ı bulalım. Depay neredesin? Depay'ı bulalım. sonra Mitrovic'i bulalım. Mitrovic'i değerlendirdim. Mitrovic'i aldım. Birini daha almışım ben. Hemen Morata'yı aldım. Toplamda 5 tane golcü aldım aga. Bak 45 oran yapıyor ama hepsini bir oynatmayacak sanırım. Deneyelim tekrardan. E, Kane en çok takımının golünü atar. Mbappe en çok takımının golünü atar. Depay en çok takımının golünü atar. Mitrovic en çok takımının golünü atar. E, İspanya'da da Morata hepsinin golünü atar. Bak oynatmayacak muhtemelen. Kasaya giriyorum. Oynarsa güzel olur. Bak merkezi sistem carçut. Aga bunları tek tek oynayın işte. Ben her şuradan 20-20 atayım. 20'ye de pek para vermiyor ki. 20 harama helal yaptık. 28 veriyor. Neyse siz anladınız benim demek istediğimi. Morata'ya atalım. Morata'ya atar. morata 50 atıyorum hatta. Ne kaldı? 10 lira. 10 lira da bana kalsın. <laughs> arkadaşlar bu şekildeydi. Yani sistem oynatmıyor. Oynasa daha güzel kuponlar vardı ama elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.